Kamu Gaz Elektrik Temalı Pasifik Gaz ve Elektrik Şirketi, PGVE, halka açık hisse senetlerine sahip bir Amerikan yatırımcısına ait kamu hizmeti kuruluşudur, IOU. 2. Şirketin merkezi San Francisco, Kaliforniya'daki Pacific Gas ve Elektrik Building'de bulunmaktadır. PGE, Kaliforniya'nın kuzey 3'te 2'sinde. Bakersfield ve Kuzey Santa Barbara County'den neredeyse Oregon ve Nevada eyalet hatlarına kadar 5,2 milyon haneye doğal gaz ve elektrik sağlıyor. 3.27.4 Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından denetlenen PGE. 16 Ocak 2019 itibariyle 3242 milyar dolarlık piyasa değerine sahip holding şirketi PGE Corporation'ın önde gelen yan kuruluşudur. 5 PGE. 10 Ekim 1905'te birleşme ve önceki kamu hizmeti şirketlerinin konsolidasyonu ve 1984 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük elektrik hizmeti işi idi. 6. PGE. Kaliforniya'daki 6 düzenlenmiş, yatırımcıya ait elektrik kuruluşundan, IOU, biridir, diğer 5'i ise Pacificorp, Southern California Edison, San Diego Gas ve Elektrik. Bear Valley Elektrik ve Özgürlük Araçları, 7, 2018 ve 2019'da, Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı, CalFire, tarafından yapılan soruşturmalar. Kaliforniya'daki iki ayrı yıkıcı orman yangını için şirkete birinci suç attığında, şirket medyanın geniş ilgisini gördü, 8-9 sorumluluğun resmi tespiti. Federal İflas Mahkemesi'nde kayıplara yol açtı, 10-14 Ocak 2019'da PGE. Kuzey Kaliforniya'daki felaket 2017 ve 2018 orman yangınlarına karşı sorumluluğuna yanıt olarak bölüm 11 iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. 11-12 şirket 30 Haziran 2020'ye kadar iflastan çıkmayı umuyordu. 13-14 ve ABD iflas yargıcı Dennis Montali'nin PGVE'nin iflastan çıkma planının nihai onayını verdiği 20 Haziran 2020 Cumartesi günü başarılı oldu. Genel olarak Dominion olarak anılan Dominion Energy, Inc., merkezi Richmond, Virginia'da bulunan ve Virginia, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'nın bazı bölgelerine elektrik sağlayan ve Utah, Batı Virginia'nın bazı bölgelerine doğal gaz sağlayan bir Amerikan enerji ve enerji şirketidir. Ohio, Pennsylvania, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Georgia. Dominion ayrıca Indiana, Illinois, Connecticut ve Rhode Island'da üretim tesislerine sahiptir. 7. Şirket. Eylül 2016'da Utah ve Wyoming'in bazı bölümleri de dahil olmak üzere Batı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Questar Corporation'ı satın aldı. 8. Ocak 2019'da Dominion Energy, SCANA Corporation'ı satın alma işlemini tamamladı. Yaygın olarak Con Edison olarak stilize edilmiştir veya Cond olarak bilinen Consolidated Edison, Inc. 2017 itibariyle yaklaşık 12 milyar dolarlık yıllık geliri ve 62 milyar doların üzerinde yıllık geliri ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük yatırımcılara ait enerji şirketlerinden biridir.
Varlıklar, 4, şirket, iştirakleri aracılığıyla müşterilerine enerji ile ilgili çok çeşitli ürün ve hizmetler sunmaktadır. Consolidated Edison Company of New York, Inc., CECONY. New York City ve Westchester County, New York'ta elektrik ve gaz hizmeti ve Manhattan ilçesinde buhar hizmeti sağlayan düzenlenmiş bir kamu kuruluşu, Orange & Rockland Utilities, Inc. Güneydoğu New York'ta ve Kuzey New Jersey'de 1300 mil kare, 3400 kilometre iki alanda müşterilere hizmet veren düzenlenmiş bir kamu hizmeti kuruluşudur. Bir enerji hizmetleri şirketi olan Con Edison Solutions, bir toptan enerji hizmetleri şirketi olan Con Edison Energy. Yenilenebilir ve enerji altyapı projelerinin sahibi ve işletmecisi olan Con Edison Development ve elektrik ve doğal gaz iletim projelerine yatırım yapan Con Edison Transmission, Inc. 2015 yılında elektrik gelirleri consolidated satışların %70,35'ini, 2014'te %70,55, gaz gelirleri %13,61, 2014'te %14,96, buhar gelirleri %5,01, 2014'te %4,86. Ve %11,02, 2014'te %9,63 olan kamu hizmeti dışı gelirler. Sempra, San Diego, Kaliforniya merkezli bir Kuzey Amerika enerji altyapı şirketidir. Sempra'nın odak noktası elektrik ve doğal gaz altyapısıdır. Faaliyet gösterdiği şirketler arasında şunlar bulunmaktadır: Güney Kaliforniya'da Güney Kaliforniya Gaz Şirketi ve San Diego Gaz ve Elektrik, Teksas'taki Oncor Electric Delivery Company merkezi. Sempra sıvılaştırılmış doğal gaz, LNG, ve Enova, 3-4 Ağustos 2020 itibariyle. Sempra dünya çapında 35 milyondan fazla müşteriye hizmet vererek 60 milyar dolardan fazla toplam varlık ve 18 bin çalışan bildirdi, 5, şirket. Mayıs 2018'de bu rolü üstlenen Başkan ve CEO Jeffrey Martin tarafından yönetilmektedir. Eversource Energy, merkezi Hartford, Connecticut ve Boston, Massachusetts'te bulunan halka açık bir Fortune 500 enerji şirketidir ve Connecticut, Massachusetts ve New'deki yaklaşık 4 milyon 7 müşteriye perakende elektrik, doğal gaz hizmeti ve su hizmeti sunan birkaç düzenlenmiş yan kuruluşu vardır. Hampshire, 2012 yılında Boston merkezli NSTAR ile birleşmesinin ardından Northeast Utilities, New England'da 4270 milden fazla elektrik iletim hattına, 72 bin milden fazla dağıtım hattına ve 6459 mil doğal gaz boru hattına sahipti. 8-2 Şubat 2015'te şirket ve tüm iştirakleri kendilerini Eversource Energy olarak yeniden adlandırdı. 9 hisse senedi sembolü 19 Şubat 2015'te NU iken S olarak değişti.
Public Service Enterprise Group, PSEG, merkezi Newark, New Jersey'de bulunan ve 1903 yılına dayanan bir mirasla 1985 yılında kurulmuş, halka açık bir çeşitlendirilmiş enerji şirketidir. Şirketin en büyük yan kuruluşu Public Service Electric and Gas Company'dir, PSEG. Kamu Hizmeti Elektrik ve Gaz Şirketi. 1928'de New Jersey eyaletine hizmet veren düzenlenmiş bir gaz ve elektrik hizmeti şirketidir. 3 ve New Jersey'nin en eski ve en büyük yatırımcıya ait kamu hizmeti şirketidir. Başlangıçta New Jersey merkezli Public Service Corporation'ın bir yan kuruluşuydu. CenterPoint Energy, Inc., Amerika'nın Arkansas, Indiana, Ohio, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Oklahoma ve Texas eyaletlerinde çeşitli pazarlara hizmet veren bir Amerikan Fortune 500 elektrik ve doğal gaz kuruluşudur. Eskiden Reliant Energy, artık ondan ayrıdır, Noram Energy, Houston Industries ve HLP olarak biliniyordu. Şirketin merkezi, Downtown Houston'daki 1111 Louisiana Caddesi'ndeki CenterPoint Energy Tower'da bulunmaktadır. WEG Energy Group, Wisconsin, Milwaukee'de bulunan ve 4 eyalette 4,4 milyon müşteriye elektrik ve doğal gaz sağlayan bir Amerikan şirketidir. Ameren Corporation, 31 Aralık 1997'de St. Louis, Missouri'deki Union Electric Company, eski adıyla NYSE, UEP ve komşu Central Illinois Public Service Company, CIPSCO Inc. Holding, eski NYSE, CIP, Springfield, Illinois. 4. Şimdi birkaç enerji şirketi ve enerji şirketi için bir holding şirketidir. Merkezi St. Louis'de bulunan şirket, Orta ve Doğu Missouri'de ve bölgelere göre Illinois'in güney 5'te 4'ünde 64 bin mil karelik alanda 2.4 milyon elektrik ve 900 bin doğal gaz müşterisine hizmet veriyor. 5. Ameren aşağıdakiler için holding şirketidir. 6. Ameren Missouri, Ameren Illinois, Ameren İletim Şirketi, Ameren Hizmetleri, Ameren Missouri Yan Kuruluşu. Ozarks Gölü'nü oluşturan Osage Nehri üzerindeki Begnel Barajı'nın sahibidir. Ameren Missouri, federal düzenlemelere göre göldeki su seviyelerini yönetmekten sorumludur. Nisource Inc., yerel Columbia Gas ve NYPSCO markaları aracılığıyla 6 eyalette yaklaşık 3,5 milyon doğal gaz müşterisine ve 500 bin elektrik müşterisine hizmet veren,
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük tam olarak düzenlenmiş kamu hizmeti şirketlerinden biridir. Merkezi Merrillville, Indiana'da bulunan şirketin 8000'den fazla çalışanı var. 2018 itibariyle NiSource, Indiana merkezli tek kamu hizmeti şirketidir.